Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Derin Uzay. Dev bir karanlık. Sonuna ulaşamadığımız her karışı, her köşesi gizemlerle dolu. İnsanlığın uzay konusunda yaptığı araştırmalar o kadar kısıtlı ki, atalarımız da yıllar önce hep gökyüzüne baktılar. Ama bu karanlık sahillerdeki araştırmalarımız hep kısıtlı kaldı. Biliyoruz ki bu korkunç karanlığın içinde binlerce güneş, binlerce gezegenler ve asteroidler var. Uzay bildiğiniz gibi aslında sonsuz bir boşluktan ibaret. Gözlemlenebilir evrenin çapının yaklaşık 28 milyar parsek, yani 93 milyar ışık yılı olduğu tahmin edilmektedir. Bu hesaplamada gözlemlenebilir evrenin en uzak ucu yaklaşık 46-47 milyar ışık yılı ötede olarak hesaplanmıştır. Öte yandan gözlemlenebilir evrenin kıyısına olan Komo-Wink mesafesi yaklaşık %2 daha büyük bir biçimde 14.3 milyar parsektir. Bu da yaklaşık 46.6 milyar ışık yılına denktir. Evrenin izotropik olduğu varsayılırsa, evrenin sınırı her yönde aşağı yukarı aynıdır. Dolayısıyla evren, gözlemcisini merkeze alan küresel bir hacme sahiptir. Evrendeki her nokta, kendi gözlemlenebilir evrenine sahiptir. Ve bu evren, dünya merkezli olanla çakışıyor olabilir. Evrenin bazı bölümleri o kadar uzak bir mesafededir ki, büyük patlamadan sonra salınan ışık daha dünyaya ulaşamamaktadır. Bu yüzden evrenin bu bölümleri gözlemlenebilir evrenin dışında kalmaktadır. Gelecekte uzak gök adaların ışığı dünyaya ulaştığında evrenin farklı bölümleri keşfedilecektir. İlkesel olarak gelecekte daha çok gök adanın gözlemlenebilmesi mümkün olacaksa da uygulamada artan sayıda gök adanın süre giden genişleme sebebiyle had safhada kırmızıya kayacağı düşünülmektedir. Bu gök adalar görüntüden kaybolacak ve görünmez olacaklardır. Değinilmesi gereken bir başka nokta, sabit bir Komo-Wink mesafesinde bulunan bir gök ada, geçmişte herhangi bir zamanda açığa çıkan sinyalleri, mesela büyük patlamadan 500 milyon yıl sonra açığa çıkan sinyalleri alabilmemiz durumunda gözlemlenebilir evren içinde yer almaktadır. İnsanlığın uzay konusunda yaptığı araştırmalar o kadar kısıtlı ki, atalarımız da yıllar önce hep gökyüzüne baktılar. Ama bu karanlık sahillerdeki araştırmalarımız hep kısıtlı kaldı. Biliyoruz ki bu korkunç karanlığın içinde binlerce güneş, binlerce gezegenler ve asteroidler var. Uzay bildiğiniz gibi aslında sonsuz bir boşluktan ibaret. Bu boşluğunsa bazı yerlerinde sayısız gök adalar, o gök adaların etrafında dolanan yıldızlar ve o yıldızların etrafında dolanan gezegenler var. Pek çok gökbilimci bu ölçekte astrofizikten nadiren bahsetse de, evrenin yapısının organizasyonu muhtemelen yıldız seviyesinde başlamaktadır. Yıldızlar gök adaları oluşturur. Gök adalar gök ada gruplarını, gök ada kümelerini, levhaları ve iprikçileri oluştururlar. Bu yapılar birbirinden büyük boşluklarla ayrılırken kozmik ağ denen geniş bir köpük benzeri yapı oluştururlar. Gök adalar ve çok büyük gaz balonlarından oluşan bu yapı 200 milyar ışık yılı genişliğindedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda evrenin levha ve gök ada iplikçilerinin yoğun düğümler gibi görünen
süper kümeleriyle ayırdığı büyük balon gibi boşluklardan oluştuğu düşünülmektedir. Hydra Centaurus süper kümesinin merkezinde büyük çekicilik denilen yerçekimsel ayrılık, yüz milyonlarca ışık yılı genişliğindeki bir alanda yer alan gök adaların hareketini etkilemektedir. Hubble kanununa göre bu gök adaların hepsi kırmızı kaymasına maruz kalmıştır. Bu, söz konusu gök adaların birbirinden ve yerküremizden geri gittiğini göstermektedir. Ancak kırmızı kaymalarındaki değişiklikler, onlarca ve binlerce gök adaya eşit kütle yoğunluğunun varlığını ortaya koymaya yeterlidir. 1986 yılında keşfedilen büyük cazibe, 150 milyon ve 250 milyon ışık yılı arasında bir mesafede Hydra ve Centaurus takım yıldızları arasında durmaktadır. En son tahminlerse 250 milyon olduğu yönündedir. Büyük cazibenin bulunduğu yerde büyük ve yaşlı gök adaların üstünlüğü söz konusudur. Bu yaşlı gök adaların pek çoğu komşularıyla çarpışmakta veya büyük miktarlarda radyo dalgaları yaymaktadır. Ocak 2011 tarihinde duyurulan en uzak astronomik gök cismi UDFJ 39546284 olarak kaydedilen bir gök ada adayıdır. 2009 yılında GRB 090423 olarak adlandırılan gama ışını patlamasının 8.2'lik bir kırmızı kayması olduğu tespit edilmiştir. Bu değer, evren henüz 630 milyon yaşındayken söz konusu patlamaya çarpan bir yıldızın sebep olduğunu göstermektedir. Patlama 13 milyar yıl önce gerçekleşmiştir. Bu yüzden 13 milyar ışık yılında bir mesafe, yayınlarda dile getirilen mesafedir. En uzak gök cismi rekorunu elinde tutan bir başka gök adaysa Abel 2218'in ötesinde tespit edilmiş olup, dünyadan yaklaşık 13 milyar ışık yılı ötededir. Bu gök adanın Hubble teleskobu ile yapılan gözlemlerde kırmızıya kaymasının 6.6 ile 7.11 arasında olduğu tespit edilmiştir. Keck teleskopları ile yapılan gözlemler ise gök adanın kırmızı kaymasının az önce bahsedilen aralık değerinin üst bandında yaklaşık 7 civarında olduğunu tespit etmiştir. Dünyadan da artık gözlemlenebilen bu gök adanın ışığı, büyük patlamadan 750 milyon yıl sonra kaynağından yayılmaya başlamıştır. Evrenimizdeki gözlemlenebilir sınırı bir dizi gökbilimsel ufuk tarafından belirlenmiştir. Bu ufuklar, çeşitli fiziksel sınırlamalar yüzünden evrendeki çeşitli hareketlerle ilgili bilgi edinme sınırlarımızı kısıtlamaktadır. En ünlü ufuk, parçacık ufuğudur. Parçacık ufuğu, evrenin sonlu yaşı yüzünden görülebilen kesin mesafeye bir sınır koymaktadır. Son serpintinin yüzeyindeki optik ufuk ve nötrinolarla yerçekimsel dalgaların son serpinti yüzeyiyle ilgili ufuklar gibi diğer olgular da gözlemlerin gelecekteki sınırlarıyla yakından ilişkilidir. Nötrino, ışık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklardandır. Bu özellikleri nötrinoların algılanmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Nötrinoların çok küçük ancak sıfır olmayan durgun kütleleri vardır. Yunan alfabesindeki V ile gösterilir. Nötrinolar elektriksel yüklerin olmaması haricinde elektronla benzeşirler. Nötrinolar elektriksel olarak yüksüz olduklarından elektronlar etkilenirken onlar elektromanyetik kuvvetten etkilenmezler. Nötrinolar sadece menzili elektromanyetik kuvvetten çok çok küçük olan zayıf kuvvetten etkilenirler.
Bu sebepten maddelerin içinden çok etkileşime girmeden geçebilirler. Nötronoların kütlesi olduğundan yerçekimi kuvvetiyle diğer kütleli parçacıklar gibi etkileşir. Ancak yerçekimi kuvveti bilinen 4 kuvvetin arasında en zayıf olanıdır. Nötronolar belirli atom bozulmalarında veya güneşteki nükleer reaktörlerde ya da kozmik ışınlar atomlara çarptığında oluşan nükleer reaksiyonlar sonucu gibi belirli olaylarda açığa çıkarlar. 3 tip nötrino vardır. Elektron nötrino, miyon nötrino ve tau nötrino. Her tip nötrinonun birer tane de karşı nötrino adı verilen parçacığı vardır. Elektron nötrinosu protonun nötrona dönüşmesinde ortaya çıkar. Nötrinoyu içeren etkileşimler zayıf kuvvet tarafından oluşturulmuş sistemlerdir. Güneşten yayılan çoğu nötrino dünyaya ulaşır. Tabii biz bunları göremeyiz. Saniyede dünya yüzeyinin güneşe dik olan santimetre kare başına yaklaşık 65 milyar nötrino ulaşır. Nötrinolar maddeyle çok az etkileştiğinden nötrinoların süpernova patlamasının en iç kısmı hakkında bilgi taşıdığı düşünülmektedir. Süpernova patlamasının şok dalgasının oluşturduğu radyoaktif elementlerin görünür ışımaları ve süpernovanın kendi ürettiği ışınlar yoğun ve karmaşık gaz tarafından dağıtılır. Diğer taraftan nötrinolar bu gaz bulutunun içinden geçerek süpernovanın iç kesimleri hakkında bilgi taşır. Süpernovanın merkezindeki yoğunluk nötrinoları etkilemeye yeterlidir. Bundan dolayı nötrino patlamalarının görünür ve gama ışınları radyo dalgalarından daha çabuk ulaşacağı beklenir. Aradaki zaman Röter şok dalgasının hızına ve yıldızın en dış katmanının kalınlığına bağlıdır. Tip 2 süpernova için astronomlar nötrino yağışının yıldız çekirdeğinin çökmesinden saniyeler sonra başladığını, ancak ilk elektromanyetik ışımanın saatler sonra olduğunu düşünmektedirler. CNV projesi, olası süpernova olaylarını yakalamak için nötrino dedektörleri arasında gökyüzünü gözlemlemek için bir ağ kurmuştur. Bu, Samanyolu'ndaki olası süpernova patlamaları için bir uyarı sistemi oluşturmaktadır. Kozmik arka plan ışıması nötrinoları, tıpkı büyük patlamadan kalan kozmik mikrodalga arka plan ışıması gibi düşük enerji nötrinosunun da arka planı olduğu düşünülüyor. 1980'lerde bunun evreni dolduran karanlık maddeyi açıklayabileceği düşünülüyordu. Parçacık deneylerinden nötrinoların çok hafif olduğu ve ışık hızına yakın hızlarda hareket ettiği bilinmektedir. Bu nötrinolardan oluşan karanlık madde, sıcak karanlık madde olarak adlandırılır. Buradaki temel problem yüksek hızları. Çünkü nötrinolar kümeler halinde toplaşmalarını sağlamadan önce evrene dağılabilirler. Bu nötrinolardan oluşan karanlık maddeyi belirsizleştirir ve gördüğümüz büyük galaktik yapıyı imkansız kılar. Dahası bu aynı galaksiler ve galaksi grupları onlardan kaçacak kadar hızlı olmayan karanlık madde ile çevrilidir. Tahminen bu madde yapılanma için gereken yer çekimi çekirdeklerini sağlamaktadır. Bu karanlık maddenin sadece küçük bir kısmının nötrinolar tarafından oluşturulduğunu gösterir. Uzay o kadar geniş ve gizemli ki, peki çoklu evren nedir? Çoklu evren, birbirinden farklı, gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamı.
teleskopla gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğindedir. Ancak bu evren, varsayımsal çoklu evrenin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Çoklu evren, sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünüdür ve bu evrenler, var olan her şeyi bütün mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziksel değişimleri kapsar. Bu evrenlere paralel evrenler ya da alternatif evrenler de denir. Çoklu evren kavramına başlıca olarak kozmoloji, kuantum mekaniği ve felsefede rastlanır. Çoklu evren kavramıyla genellikle bilinen gözlemlenebilir evrenin potansiyel farklı sürümleri ve dolayısıyla farklı tarihçeleri, yani geçmiş ve gelecekleri kastedilir. Bir sınıflandırmaya göre çoklu evreni meydana getiren evrenler birbirine bağlıdır ve belirli fizik ve matematik kurallarıyla tanımlanmış tek bir sistemin parçasıdır. Bu modelde evrenlerin ortak bir kökeni olduğu ve birbirleriyle ilişkide oldukları varsayılır. Spektrumun diğer ucundaki tamamen ayrı modelde ise tüm muhtemel dünyalar aynı anda eşit gerçeklik düzeyinde var olmaktadır. Modal realizm olarak bilinen bu görüş ilk olarak 1970'lerde felsefede ortaya çıkmıştır. 1990'larda fizik ve matematikçiler tarafından bilinen evrenin matematiksel bir formal sisteme denk olduğu ve matematiksel sistemlerdeki tüm sınıfların eşit düzeyde gerçek olduğu hipotezi ortaya atıldı. Birbirinden ayrı bu evrenler, paralel evrenler veya ruhani alemler olarak da anılmaya başlandı. Bazıları bu evrenlerin bilinen evrenle bağlantılı veya alakalı olduğuna inanır. Ancak bu ilişkilerin nasıl gerçekleşiyor olabileceği konusunda bir açıklama getirilmez. Çoklu evrenin yapısı, her evrenin doğasını ve bu evrenler arasındaki ilişkiyi içerir. Çoklu evrenler, kozmolojide, fizikte, astronomide, dinde, felsefede, kişi ötesi psikolojide, hayal ürünlerinde, özellikle bilim kurgu ve fantezide hipotez kurar. Bu bağlamlarda çoklu evrenlere alternatif evrenler, kuantum evrenler, geçişimli boyutlar, paralel boyutlar, paralel dünyalar, değişimli gerçeklikler, değişimli zaman tüneli, boyutsal düzlemler de denir. Çoklu evren terimini ilk kez Amerikalı felsefeci ve psikolog William James 1895 yılında farklı bir bağlamda kullanmıştır. Çoklu evrenler hipotezi, fizik camiasında çelişkili kaynaklara sahiptir. Fizikçiler, çoklu evrenlerin olup olmadığı ve bilimsel araştırmalar için uygun bir konu olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahipler. Çoklu evren hipotezlerini destekleyenlerin aksine eleştirenler ve çoklu evren sorusunun bilimsel olmaktan çok felsefik olduğunu, bu sorunun yanlışlanamadığı için bilimsel olmadığını ya da sözde bilimsel olduğunu düşünen bilim insanları da var. Hugh Everett, birçok dünyalar yorumlaması kuantum mekaniğinin birkaç ana yorumundan birisi. Kısaca, kuantum mekaniğinin bir yönü belli gözlemlerin kesinlikle tahmin edilemez olmasıdır. Bunun yerine, mümkün olan gözlemlerin bir dizi farklı olasılıkları vardır. Bu olası gözlemlerin her biri farklı bir evrene karşılık gelir. Amerikan teorik fizikçi ve dize kuramcısı Byron Green, paralel evrenlerin 9 türünü tartıştı. Kapiton evren sadece sonsuz evrende çalışır.
uzayın sonsuz miktarı ile mümkün olan her olay sonsuz sayıda oluşacaktır. Ancak ışık hızı bu aynı alanların farkında olmamızı engeller. Enflasyonist evren, enflasyon alanlarını daraltan ve yeni evrenleri oluşturan çeşitli cepler oluşturur. Membran evrenler, M teorisini takip ediyor ve her birinin diğerleriyle var olan üç boyutlu bran olduğunu söylüyor. Halkalı çoklu evren, büyük patlamadan kaynaklı olarak çeşitli membranların çarpışmasını içerir. Evrenler zıplar ve zamanda geriye doğru gider. Ta ki geri çekilip tekrar çarpışmalarına, eski içeriğin yok olup yenisinin oluşmasına kadar. Land Space evrenlerin sicim teorisindeki Calabi-Yo şekilleri olduğuna inanılır. Kuantum dalgalanmalar düşük enerjili şekillere düşer. Çevre tarafından farklı yasalar bir cep oluşturur. Olaylarda sapma meydana geldiğinde kuantum evren aynı kuantum mekaniğinin birçok dünya yorumunda olduğu gibi yeni bir evren yaratır. Holografik evren, bir boşluk yüzey alanı bölgesinin hacminin teorisinden elde edilir. Simüle evren, tüm evrenlerin taklit, karmaşık bilgisayar sistemleri üzerinde bulunmaktadır. Nihai evren, farklı fizik yasaları kapsamında mümkün olan her matematiksel evreni içerir. Diğer evrenler kavramı, kendi evrenimiz bunu nasıl görüyor, bunu açıklamak için ileri sürülmüştür. Her biri farklı olası fizik yasalarını içeren, maddenin gelişimiyle ilgili soyut kavramların yasalarla uyum içinde olduğu, astronomik yapıların, elemental çeşitliliğin, yıldızların ve gezegenlerin olduğu çok sayıda evren vardır. Bu birkaç evrenlerin birinde var olacağı sonucuna uygulanabilir. Böylelikle hayatı anlamak gibi gerekli şartlara sahip olan çok küçük olasılıklı herhangi bir özel evren oluşabilir. 2010 yılında Stephen Finney gibi bilim adamları, Wilkinson mikrodalga yönlülük sondası verilerini analiz etti. Ve bizim evren uzak geçmişte diğer paralel evrenlerle çarpıştığı düşüncesine ön kanıtlar bulmak için çalıştığını iddia etti. Ancak WIMAP'tan gelen çözünürlük, 3 kez daha yüksek olan Planck uydusu verilerini daha kapsamlı bir şekilde analiz etti. Böyle bir kabarcık evren çarpışması için istatistiksel olarak anlamlı bir kanıt bulamadı. Buna ek olarak bizim diğer evrenlerin herhangi bir çekimine dair bir kanıt yoktur. Bir başlangıç için nasıl diğer evrenlerin varlığı test edilecek? Tüm kozmolojistler bizim teleskoplar ötesinde yalan evrenin bazı bölgeler olduğunu kabul ediyorlar. Ama bir yerde bu evrenlerin sonsuz sayıda olduğu fikri boşa çıkmaktadır. Peki, biraz konuyu değiştirip farklı bir konuyu inceleyelim. Kuantum dolanıklık ilkesi nedir? Dolanıklık, kuantum mekaniğine özgü bir olgudur. Kuantum fiziğine göre iki benzer parçacık birbiriyle eş zamanlılığa sahiptir. Bu parçacıklar ayrı yerlerde birbirlerinden çok uzak mesafelerde olsalar bile birinde olan bir durum diğerini de aynı şekilde etkiler. Daha basit bir anlatımla ikiz kardeşlerin ayrı ülkelerde olduğu varsayıldığında bir kardeşin sağ elini kaldırması diğer ülkedeki kardeşin de sağ elini kaldırması anlamına gelir. Paso Video ekibi olarak bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hep birlikte evrenin gizemi olan paralel evrenleri ve nötrinoları incelemeye çalıştık. Evrenin gizemli köşelerinde birlikte yapacağımız onlarca keşif ve araştırmamız olacak. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek,
Şimdilik hoşça kalın.